Gençler merhaba, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden aynı hızla devam ediyoruz gençler. Fonksiyonların ikinci videosundayız TYT Matematik kampında. Barış Yayınları video ders kitabında ise hemen ben size sayfa numarasını da söyleyeyim. Bu arada fonksiyonlar 1 videosu yaklaşık 50 dakikalık bir video oldu ki 22. soruya kadar gelebildik. Şimdi fonksiyonların 23. sorusundan devam edeceğiz ama ondan önce fonksiyonların eşitliğini işleyeceğiz. 235. sayfada kalmıştık ve 235'ten nereye kadar geleceğiz? 238'e kadar geleceğiz. Bu videoda fonksiyon türlerinin kapısını çalacağız ve ardından dersimizi bitireceğiz. Kaynak olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyorum arkadaşlar. Dileyen, isteyen alıp benimle beraber hareket edebilir bu kampta. Evet gençler, artık hazırsak geçelim derse. Fonksiyonların eşitliği dedik arkadaşlar. Aynı tanım elemanlarını aynı görüntü elemanlarına eşleyen fonksiyonlara biz eşit fonksiyonlar diyeceğiz. Burada f fonksiyonu -1, 0 ve 1 tanım kümesinden reel sayılara tanımlanmış mesela. Ve fonksiyonumuzun kuralı x kare. Şimdi görüntülerini tahmin etmek zor değil. -1'in karesi 1, 0'ın karesi 0 ve 1'in de karesi 1 olduğu için işte görüntü kümemiz budur. Peki farklı bir f fonksiyonu olduğunu düşünelim ve tanım kümemiz yine -1, 0 ve 1. Yine ne olacak? Reel sayılara taşıyacak fonksiyonu ve dikkat ettiysen burası mutlak x olarak verilmiş. Şuraya g diyelim arkadaşlar. Farklı bir fonksiyon, orayı g diye tanımlayabiliriz. Gx fonksiyonu da mutlak değer x olarak tanımlanmış. Buradaki görüntüleri de tahmin etmek zor değil. -1'in mutlak değeri 1, 0'ın mutlak değeri 0 ve 1'in de mutlak değeri 1 olduğu için 1'i tekrardan yazmıyorum. İşte bunun da görüntü kümesi bu. Şimdi dikkat et, ne dedik? Aynı tanım elemanlarını aynı görüntü elemanlarına eşleyen. Şimdi birinci fonksiyonumuzun, f fonksiyonumuzun tanım kümesi -1, 0, 1. G fonksiyonumuzun da tanım kümesi -1, 0, 1 iken görüntü kümelerine bakıyorsun 1'e 0, 1'e 0. Yani aynı görüntülerle eşleşti. O halde bu f fonksiyonuyla g fonksiyonu artık birbirine eşittir diyebiliriz. Fx fonksiyonu ax² artı bx artı c ve gx fonksiyonu da dx² artı ex artı f biçiminde verilmiş ve bu fonksiyonlar polinom fonksiyonlar olduğu için yine f g'ye eşitse a d'ye, b e'ye ve c de f'ye eşittir. Yani aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşittir diyoruz burada. Aman buna dikkat. Kazanın bakış 23 ile devam edelim. F ve g'yi bize vermiş. Polinom fonksiyon, polinom fonksiyon. A artı b artı c toplamı sorulmuş. Şimdi birinci fonksiyonda yani f fonksiyonda x karenin katsayısı a eksi 2 iken ikincisinde 3. Demek ki a eksi 2 3'e eşit. Yani a 5. Birinci fonksiyonda x'in katsayısı 5. İkinci fonksiyonda x'in katsayısı c artı 2. Yani c artı 2 5 ise c 3'tür arkadaşlar. Ve son olarak sabit terim b-3, sabit terim 7. b-3 ile 7 birbirine eşitse b de 10'dur. Bunların toplamı istenmiş bizden, doğru cevap 18'in ta kendisi olacaktı. Ve böylelikle 235. sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. 23. soruyu çözmüştük en son. Şimdi 24'teyiz. İyi dinle beni. Birinci fonksiyon ve ikinci fonksiyon yani f ve g birbirine eşit olduğuna göre abcd toplamı kaçtır? Şimdi birinci fonksiyonda x küpün katsayısına bakıyorsun a eksi 8. İkinci fonksiyonda x küpün katsayısı kaç? X küp mü var hocam? Yok. İşte o halde a eksi 8 kesinlikle 0'dır. Yani a 8'dir. Hemen buraya 8'i yazdık. Daha sonrasında bu kısmı hallettik ya. İkinci fonksiyonda x üzeri 4'lü terimin katsayısı c artı 5. Birinci fonksiyonda x üzeri 4 yok. Demek ki c artı 5 de 0'mış. O halde c kaçtır? Tabii ki de eksi 5. Hemen buraya eksi 5'i de yazdım. Birinci fonksiyonda x'in katsayısı 6. İkinci fonksiyonda x'in katsayısı d artı 3. Demek ki d artı 3 6'ymış. Yani d 3'müş arkadaşlar. O halde burası da 3. Ve birinci fonksiyonda sabit terim b eksi 1 iken ikincisinde 5. Demek ki b eksi 1 5'e eşitmiş. B de 6'ya eşittir. 8 6 daha 14. 5 çıktı 9. 3 ekledim 12 bana doğru cevabı ta kendisini verir. Fonksiyon sayısı. Şimdi burası bizim için değerli. Bu soru tiplerini biz permütasyon kombinasyonda da göreceğiz. Özellikle sayma kısmında arkadaşlar fazlasıyla göreceğiz. Çünkü ben A kümesi belliyken, B kümesi belliyken A'dan B'ye tanımlı kaç tane f fonksiyonu üretebilirim? Bunun cevabını permütasyonla vermem gerekiyor. Permütasyon konusuna geçtiğimiz zaman bunun neden bu şekilde olduğunu da işleyeceğiz ama şu an için bir formül olarak aklınızda tutabilirsiniz. Ki formülümüz şu: B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı bize formülü verir. Mesela 3 elemanlı bir A kümesi ve 4 elemanlı bir 5 elemanlı bir B kümemiz var. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Şimdi değer kümemiz burası olacağı için temel mantık şu: 1. Karşıda kaç farklı elemanla eşleşebilir? 5. 2. Karşıda yine 5 farklı elemanla ve 3. Karşıda yine 5 farklı elemanla eşleşebilir. 5 çarpı 5 çarpı 5 yani 5'in küpü. Yani B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı bize cevabı verecektir. Bu da 125 yapar. Demek ki 125 farklı fonksiyon üretebilirim ben. Peki B şıkkında A'dan B'ye F1 eşittir D şartını sağlayan kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diye sorulmuş. Şimdi 1'in gittiği yer bu sefer belli. Nereye gitmiş? D'ye. O halde 1'i ben götürmem. 1'in D'ye gittiği aşikar. 2. Karşıda kaç farklı elemana gidebilir? Bak D'ye de gidebilir, ona dikkat et. 5 farklı. 3. Karşıda yine 5 farklı elemana gidebilir. Dolayısıyla 25 tane F1'in D'ye eşit olduğu A'dan B'ye f fonksiyonu yazılabilir sevgili gençler. 26. sorumuz. A kümesi A, B, C, D, E, G, H'tan, B kümesi de 1, 2, 3, 4'ten oluşmuş bir küme. Birisi 7 elemanlı, diğeri 4 elemanlı. A'dan B'ye tanımlı olmak üzere A'nın da E'nin de 1'e gittiği. Şimdi ben sana bu soruyu şu şekilde gösterecek olursam çok ama çok daha net anlarsın. Şimdi bak, burası A, B, C, D, E, G ve H elemanlarından oluşurken değer kümemiz 1, 2, 3, 4'ten oluşuyor. Dikkat et, diyor ki sen diyor A'yı da 1'e götüreceksin diyor. E'yi de 1'e götüreceksin diyor. Bu şartı sağlayan kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Şimdi B'ye geldim, sordum, dedim ki sen karşıda kime gitmek istiyorsun? 4 farklı cevap verebilir. 4 çarpı C de aynı şekilde 4. D de, G de, H de aynı şekilde. Dolayısıyla 4 çarpı 4 çarpı 4 diyeceğim. Yani aslına bakarsan yine SB ve burada kalan eleman adedi yani 5, yani 4'ün 5. kuvveti, yani 2'nin 10. kuvveti, yani 1024 bana cevabın ta kendisini verir gençler. 27. kazanım bakıştayız. Yine bir A kümesi 4 elemanlı, B kümesi 7 elemanlı olarak verilmiş ve A'dan seçilen, yani şu kümeden seçilen her bir eleman için A ile F'a'nın toplamı 8'den küçük veya eşit koşulunu sağlayan kaç tane A'dan B'ye fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi ben eğer ki A 1 olursa diyeceğim, getirip burada yerine yazarsam 1 artı F1 küçük veya eşit 8 olacaktır. Ve burada F1 değeri için hangileri geçerli? Maksimum 7 olabilir. Çünkü 8 olursa mesela 8 olamaz ama yani kümede yok, görüntü değer kümesinde. En fazla 7 olabilir. Çünkü 7'ye 1 eklersem 8 olur ki en fazla 8 olabileceğine izin veriyor burada. O halde burada ben F1'i 7 farklı değere götürebilirim. 7 tane değere gidebilir F1. Peki A2 olursa 2 artı F2 8'den küçük veya eşit olacak. O zaman bunun maksimum 6 olması gerekiyor. Peki kaç tane farklı elemana gidebilir? 1'den 6'ya kadar 6 tane. O halde diyorum ki A eşittir 3 olursa 3 artı F3 küçük veya eşit 8 ve A eşittir 4 olursa ki son elemanımız 4. 4 artı F4 küçük veya eşit yine 8 olacak. Şimdi düşün. F3 burada maksimum 5 olabiliyorsa 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Yani 5 tane farklı gidebileceği yer var 3'ün. Ve F4 de burada maksimum 4 olacağı için 1'den 4'e kadar 4 tane. Şimdi fonksiyon sayısını nasıl buluyorduk? Çarparak. Demek ki cevabımız 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 6 kere 7 42'dir. 5 kere 4 20'dir. 20 kere 42 de bana 840 cevabının ta kendisini verir sevgili arkadaşlarım. Tamam. Fonksiyonlarda 4 işlem alelade anlatılıp yalap şalap geçilir. Ama bence 10 numara 5 yıldız özellikleri vardır. Ki tek büyük özelliği var aslına bakarsan. O da şu. Arkadaşlar, şu genelde unutuluyor öğrenciler tarafından. Ve yalap şalap anlatıldığı için öğretmenler bilse de bu kısmın üstüne çok fazla durmadan, dediğim gibi tam tabiriyle yalap şalap geçiyorlar. Aman dikkat. Bak iyi dinle. Hocam f fonksiyonu ve g fonksiyonu toplanılıyorsa, çıkarılıyorsa, çarpılıyorsa, bölünüyorsa her daim 4 işlemin tamamında da bu işlemler yapılırken f artı g'nin, f eksi g'nin, f çarpı g'nin ve f bölü g'nin tanım kümelerini kesiştirilmek zorunda. Fonksiyonlarda 4 işlem yapılırken fonksiyonların tanım kümelerinin kesişimi alınır. Kesişimi alındığı için de biz burada aynı tanım kümesinde, yani A'da çalışmak zorundayız. Eğer ki bunun tanım kümesi A, bununki B ise f artı g, f eksi g, f çarpı g ve f bölü g'nin tanım kümeleri mutlak surette A kesişim B olmak zorunda. A kesişim B'den reel sayılara tanımlı olmak zorunda. Aman buna dikkat edin lütfen. Şimdi f artı gx demek aslında fx artı gx, f eksi gx, fx eksi gx'tir. F çarpı gx demek fx ile gx'in çarpımıdır ve f bölü gx demek gx sıfırdan farklı olmak şartıyla fx bölü gx'i verecektir bize. Ben fonksiyonu bir k sayısıyla çarpıyorsam eğer, yani k çarpı fx diyorsam, bu hani k fx diyorsam bu aslında fx'in k katıdır. Ve ben f'in n'inci kuvvetini alıyorsam aslında bu fx'in n'inci kuvvetidir. Demek tabii ki burada k'yı herhangi bir reel sayı seçebilirsin, özgürsün. Ama n burada pozitif doğal sayı olacak. Arkadaşlar sıfırıncı kuvvetini aldığımı düşünün, hep 1 çıkacaktır. Yani ben normal bir fonksiyonu sabit terime, sabit bir fonksiyona yuvarlamış olurum. Aman onlara dikkat edin. Kazanın bakış 28. Bak iyi dinle bunu. F artı g fonksiyonunu yaz demişim. F'in tanım kümesini ortaya çıkaracaksın. Tanım kümesinde neler var? 1 var. Bak tanım kümesi birinci bileşendi. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Tamam. Dolayısıyla ben diyorum ki bunun tanım kümesi 1, 2, 3 ve 4. G fonksiyonunun tanım kümesine bakıyorsun. O da 0, 1, 3 ve 5. Hemen onu da yazıyorsun. 0, 1, 3 ve 5. Şimdi bu f'in, bu da g'nin. Bana f artı g lazım olduğu için kesişimlerini almam lazım ki kesişimlerinde sadece 1 ve 3 elemanları vardır. Yani sadece bu ve bu sevgili arkadaşlar. Peki o zaman f artı g fonksiyonunu ben size oluşturayım. F artı g eşittir diyorum, açtım. 1 nereye gider? 1, bak bunda 5'e gitmiş, bunda 10'a gitmiş. O zaman toplamlarına gider. Çünkü neden? Topluyorum. 1 için 15 ve 3 için bu 3'e gitmiş, bu eksi 1'e gitmiş. Toplarsam 3 için 2'den geçer derim. Ve böylelikle f artı g fonksiyonunu oluşturmuş olurum. E hocam şu nereye gitti, bu ya da bu ya da bu nereye gitti? Bana ne, nereye gidiyorsa gitsin. Toplam fonksiyonu oralarda tanımlı değildir. Tamam. Peki gel bir de şuna bakalım. 2f kare eksi g demiş. E gene fonksiyonları işleme tabi tutmuş. Yine ben tanım kümesi olarak hangisini kullanacağım? 1 ve 3'ü kullanacağım. Peki 1 ve 3'ü kullanıyorsun hocam. 2f kare fonksiyonunu bir bulalım o zaman seninle önce. F kare, şimdi 1 için nereye gitmişti f? 5'e. Karesi nereye gider? 25'e. 2 ile çarparsam 50'ye gider. Yani 1 için 50'den geçer 2f kare virgül. 3 için nereden geçer? Bak 3. Karesini al, 9, 2 ile çarp 18. 3 için 18'den geçer. Bunu bulduk mu? Bulduk. Peki 3g fonksiyonu nereye gider? Yani g'yi 3 ile çarpacağım. Tabii ki görüntülerini. 1 için 10'dan geçmişti. 3 ile çarp 30. Yani 1 için 30'dan geçer. Ve sonrasında 5 için 9'dan geçmişti. 3 ile çarp 27 yapar. Dolayısıyla 5 için de 27'den, pardon 5 için neden 5'e bakıyorum ki ben? 3'e bakacaktım. Eksi 1'in 3 katı eksi 3. Dolayısıyla 3 için de eksi 3'ten geçer derim. Şimdi hocam iyi dinle beni. Demiş ki bundan bunu çıkar. Şimdi çıkarırsam 1 için 50'den ve 1 için 30'dan geçmişti. 50'den 30'u çıkardım, artık 1 için 20'den geçer diyeceğim. 3 için 18 ve 3 için eksi 3'ten geçmişti. 18'den eksi 3'ü çıkardım. 3 için 21'den geçer diyeceğim. Ve işte 2f kare, bak 2f kare eksi 3g fonksiyonunun tanım ve görüntü kümeleri de karşımıza çıkmış oldu. Kimin nereye gittiği belli artık. Tamam mı? 236. sayfamızda bitirdik artık. Devam ediyoruz 237 ile. Kazanın bakış 29'dayız. A kümesi. Kümemiz belli 1, 2, 3. Bu kümeden gerçel sayılar kümesine tanımlı f ve g fonksiyonları. Ha bak ikisinde tanım kümesi aynı. O zaman kesiştirmemize gerek yok. Çünkü kesiştirsek de zaten a kümesi gelecek. Bak 1, 2, 3 ve bak yine 1, 2, 3. Güzel. Şimdi diyor ki f artı g3. Yani benden istiyor ki f3 ile g3'ü topla. Bir güzel topla diyor. f3'ün gittiği yer belli 2. g3'ün gittiği yer belli 12. 2 ile 12'nin toplamı istenmiş benden. Doğru cevap 14'ün ta kendisidir. Bu bir cepte. Şimdi ben şunu şu şekilde alayım gençler. Hop şöyle aldım. Şuraya yapıştıralım. Ve şimdi işlemimize devam edelim. Şunu aldık buraya, tamam mı? 3f-2g1 diyor. Yani diyor ki 3 tane f1'den 2 tane g1'i çıkar diyor. f1 dediğimiz şey burada 4'tü. 3 kere 4 12 yapar. G1 dediğimiz şey burada eksi 4'tü. Eksi 2 kere eksi 4 artı 8 yapar. 12 8 daha 20'yi verir. Burada demiş ki bize hocam f kare g2, yani f'in karesinde 2 çarpı g2 istenmiş. f2'nin karesi 2 nereye gitmiş? Eksi 6'ya. Karesi 36'dır. G2 nereye gitmiş? 4'e. Karesi 16'dır. Pardon, karesi yok bunda. Direkt 4. 4 kere 36 144'ün ta kendisini verir. Daha sonrasında alalım şunu yanımıza götürelim. D şıkkına bakalım. 3F1 bölü G, yani 3 tane F1 bölü G1 isteniyor benden burada. F1 4'e gitmişti. 3 kere 4 12. G1 eksi 4'e gitmişti. Bölü eksi 4 dedim. 12'yi eksi 4'e böldüm. Eksi 3 geldi. Eksi 3F fonksiyonunu yaz demiş. Yani diyor ki bunun görüntülerini 4'ü, eksi 6'yı ve 2'yi eksi 3 ile çarp. Aynı tanım kümesinden hareket edeceğiz. O zaman eksi 3f fonksiyonu eşittir dedim. Açtım parantezi, hop. 1 için eksi 12'den virgül. 2 için 18'den virgül. 3 için de eksi 6'dan geçer diyeceğim. Görüntü kümelerini, yani 4'ü, eksi 6'yı ve 2'yi eksi 3 ile çarparak yazdım sadece. Ve son olarak arkadaşlar şunu yine çektik kenara. D'ye bakıyoruz. G kare fonksiyonunu yaz demiş. G kare fonksiyonunu yazalım. Eşittir dedim. Açtık parantezi. 1 için eksi 4'ten geçmişti. Eksi 4'ün karesini alıyorsun. 16'dan geçer diyeceksin. 2 için yine 16'dan geçer. Çünkü 4'ün karesi 16. 3 için 12'nin karesi 144'ten geçer. Çünkü 12'nin karesi 144'tür. G kare fonksiyonumuz da budur deriz. Şimdi sağ üst tarafa doğru bir yollanalım bakalım. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı g ve h fonksiyonları. G artı h'ı vermiş. G eksi h 2x'i vermiş, unutma. G2 çarpı h2 nedir? Şimdi ben diyorum ki şurada diyorum 2'yi yerine yazarsam G2 artı h2'yi elde etmiş olurum ki bu da bana 8'i verir 2 yerine yazılırsa. 2'nin karesi artı 4'ten 8 gelir. Şurada da 1'i yerine yazalım. Yani illa 2'yi istemiş diye 2'yi yerine yazma. 2'yi elde edebileceğin şekilde x'ler yaz. Yani 1 yazarsam ne gelir bak? G2 eksi h2 gelir. Bu da kaçmış? 1'i yerine yazdım, 2 geldi. Şimdi gel bunları bir güzel taraf tarafa topla hocam. H2'ler gider mi? Gider. 2 tane G2 10 yapar. G2 buradan 5 gelir. Bu 5 ise bu da 3'tür. Değil mi? Toplamı 8 çünkü. Yani bu 5 ise bu 3'müş. Çarpımı sorulmuş. Cevap 15'tir dersin gönül rahatlığıyla. 31. kazanım bakıştayız. Aşağıda verilen fonksiyonların en geniş tanım kümelerini bul demiş. Bak, tanım kümesi. Hocam bir fonksiyon polinomsa tanım kümesi tüm reel sayılardır. Ki polinomun ne olduğunu 10. sınıfta öğrendin. Hani bu şekilde daha kolay olacağı için polinomsa tüm reel sayılardır diyebilirsin. Şimdi burası polinom değil. Ama şurası polinom değil mi? Üst taraf polinom. Şimdi rasyonel fonksiyonlarda dikkat etmen gereken şey şu. Bu ifadenin tanımsız olabileceği değerler olabilir. X eksi 10 sıfırdan farklı olmalı. Yani x 10'dan farklı olmalı diyeceksin. Başka tanımsız yapan bir değer yok. O halde ben diyorum ki üst taraf polinom olduğu için tüm reel sayılarda tanımlı ama 10 hariç. O yüzden tüm reel sayılardan onu çıkaracağız. Bunu da tanım kümesi bu olacak. Geçtim C'ye. Burası çift dereceden bir kök. Karekök değil mi? İçerisi ne olmak zorunda? Kökün derecesi çift olduğu için sıfırdan büyük veya eşit. Yani mutlak değer x artı 1 küçük veya eşit 7 olmalı. Yani eksi 7 küçük veya eşit x artı 1, o da küçük veya eşit 7 olmalı. 1 çıkarırsam eksi 8 küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşit 6 olmalı. Demek ki benim tanım kümem neresiymiş? Eksi 8 ile 6 tam kapalı aralıymış gençler. D şıkkına geldiğimizde ise şuraya bakıyorsun, tek kuvvet içerisi her halt olabilir. Yani buradaki x'ler tüm reel sayılar olabilir. Lakin buraya bakıyorsun çift derece, demek ki x artı 15 ne olmalıymış? Sıfırdan büyük veya eşit. Yani x küçük veya eşit eksi x küçük veya eşit diyeceğim ama gerek yok. X büyük veya eşit eksi 15 diyelim. Buradan benim tanım kümem ne olur? Eksi 15'ten kapalı, sonsuzdan açık olan bölge olur diyeceğim gençler. Ve şurada E şıkkına bakalım. Bak burası da C kalmış. E olacak burası. Bunun tanım kümesi nedir? Şimdi bir kere paydayı 0 yapan değeri, yani x eşittir eksi 10'u benim atmam lazım. Bunu çıkar. Unutma. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Polinom değil. 4. dereceden de kuvvet kökü var. O halde 10 eksi x diyeceksin. 0'dan büyük veya eşit olmalı. Yani x küçük veya eşit 10 olmalı. Demek ki eksi sonsuzdan 10'a kadar bütün reel sayılar oluyor. Lakin aradaki eksi 10'u çıkarmayı unutmayacaksın bu tanım kümesinden. Cevabımız bu olacaktı arkadaşlar. 237. sayfamızı da bitirdik artık. Nereye geçtik? 238'e. Yani 32. örnekteyiz artık. Aşağıda verilen fonksiyonların en geniş, bu sefer görüntü kümelerini bulacağız. Arkadaşlar polinomların görüntü kümeleri de bu şekilde reel sayılar olabilir. Lakin. Bu da polinom ama onu reel sayılar bulmayacağız. Neden bu şekilde tüm reel sayılar dedim ben peki? Polinom gördüm hemen. Hocam şunu sakın unutma. Şurası nedir? X. Kaçıncı dereceden? 1. Şimdi tek derece. Tek derece olduğu için, tamam mı? Ve bu fonksiyon x üzeri 1 eğimi 1'dir. Bunu biliyorsunuz. Eğimi 1'dir. Ve ben bunu şu şekilde grafiğini çizdiğim takdirde, ki daha fonksiyon grafiklerine gelmedik ama analitikte de görüyoruz bunu. Grafiğini çizdiğim takdirde böyle bir grafik çıkar karşımıza ve y ekseninin tamamını kapatacaktır bu fonksiyon. Y ekseninin tamamını kapattığı için y ekseni de bizim aslına bakarsanız değer kümemizdir. Değer kümesi. Değer kümesi ama tüm hepsini kapattığına göre aynı zamanda görüntü kümesidir. Tüm y ekseni görüntü kümesi ise y ekseninin tamamı bana reel sayıları verecektir. Bu 1. 2. B şıkkı. Şimdi çift derece ise ne yapacağız? Hocam iyi dinliyorsun. X kare eksi 8x artı 16 biçiminde yazıp eksi 8 daha dersem ben buraya. Şu kısım x eksi 4'ün karesi olacaktır ve bundan 8 çıkaracağım. Ve biliyorsun ki x eksi 4'ün karesinin alabileceği en küçük değer 0'dır. O halde bu ifadenin alabileceği en küçük değer 0 eksi 8'den eksi 8'dir. En küçük değer eksi 8 ise demek ki bunun görüntü kümesinin içindeki en küçük eleman eksi 8'miş. O halde eksi 8'den başlarım ve sonsuza kadar olan tüm sayıları kapsayan kümeye ben bu fonksiyonun görüntü kümesi derim. Ne yapıyoruz? Tam kareye tamamlıyoruz. Tam kare yaptıktan sonra işimize gelen sayıyı buradan çıkarıyoruz veya işimize gelen sayıyı ekliyoruz ve buna göre çözümler yapıyoruz. Şimdi beni yine iyi dinle. Hocam x eksi 1'in karesi durmadan büyüyen bir ifadedir x'leri arttırdıkça. Peki bunun alabileceği en küçük değer 0 mıdır? Evet. Lakin önünde eksi var. Demek ki artık burası durmadan büyümüyor, durmadan küçülüyor ve eksi sonsuza kadar yolu var. O halde ben diyorum ki 0 artı 1'den... Bu ifadenin, yani fonksiyonun alabileceği maksimum değer 1'dir. Önünde eksi var çünkü. Maksimum değer 1'dir. Minimum değer hocam eksi sonsuzdur. O halde bizim görüntü kümemiz eksi sonsuzda 1 aralığıdır. Kapalı aralığıdır diyeceğiz. Birden kapalı. Ve D şıkkına gelelim. Hocam burada köklü bir ifadenin alabileceği en küçük değer 0 olduğu için 16 kere 0'dan burası 0 yapar. Lakin İçeriye baktığımız takdirde 1 eksi x kare 0'dan büyük veya eşit olmalı çünkü çift derece. X kare küçük veya eşit 1 ve x'ler nerede olmalıymış hocam? Eksi 1 ile 1 aralığında. Eksi 1 ile 1 aralığındayken ben x'i 0 seçecek olursam şurası 1 gelir ve bu ifadenin alabileceği maksimum değeri bulmuş olurum. Yani 16'yı. Demek ki benim bu fonksiyonumun en küçük değeri 0. Maksimum değeri 16'dır. Yani 0 ile 16 aralığı, kapalı aralığı benim bu fonksiyonumun nesi olacak arkadaşlar? Görüntü kümesi olacak. Geldik 33'e. Ve diyor ki bana eksi 2'den kapalı, 5'ten açık ve reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Burası tanım kümemiz. X kare eksi 2 x artı 5 görüntü kümesi demiş. Hemen ikinci dereceden gördün. Ne yapacaksın? Tam kareyi tamamlayacaksın. X kare eksi 2 x artı 1 artı 4 yazarsam şurası ne olur? X eksi 1'in tabii ki de parantez karesi olur. Artı bir de 4 dedim. Şimdi bu ifadenin en küçük değerini x eşittir 1'de alması gerektiğini biliyoruz. Çünkü x eşittir 1 olursa burası alabileceği en küçük değer olur. 0 olur. 0'a 4 eklersem demek ki bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer 4. Ama hangisi için? X eşittir 1 için. X eşittir 1. Şimdi 1'i yazdım. Benim tanım kümemdeki uç elemanlar eksi 2 ve 5. 1'in 5'e olan uzaklığı 4 birim. Eksi 2'nin 1'e olan uzaklığı 3 birim. Ve burası x kare olduğu için, katsayısı da pozitif, büyüyeceği için Birden ne kadar uzaklaşırsam o kadar daha fazla büyümüş olurum. Yani en büyük değeri 5'te alacak ama 5'e de eşitlik yok. O halde ben 5'i getirip şurada veyahut şurada yerine yazarsam 5'ten 1 çıktı 4. 4'ün karesi 16. 4 ekledim 20 gelir. Yani bu ifadenin alabileceği maksimum değerin sınırı 20'dir. O halde 20'den açık, 4'ten kapalı aralık benim görüntü kümem olacaktır. Tabii ekstradan bir uyarıyı daha yapayım size. Şöyle uzaklaşalım. Bakın arkadaşlar. Şuradaki sorumuz ve şuradaki sorumuz nerede o? Şu aynen. Şuradaki sorumuz ve şuradaki sorumuz. Bunlar gençler parabolde de karşımıza çıkacaklar. Biz bu parabolün en küçük alabileceği en küçük değer diyeceğiz mesela. Tepe noktasının apsisi diyeceğiz parabolde. AYT'de. Bunları ben tabii hemen aklına gelebilir senin. Yorumda yazmak isteyebilirsin, yazabilirsin de. Bunlar bu şekilde çözülüyor diye çözmedim. Parabolden çok daha kısa bir şekilde bulabiliriz veya türevden çok daha basit bir şekilde, kısa bir şekilde bulabiliriz. Efektif bulabiliriz en azından. Böyle nasıl diyeyim, havalı. Lakin TYT derslerinde, matematik 1 derslerinde biz bu ifadelerin alabileceği, fonksiyonların alabileceği en küçük değerleri, en büyük değerleri bu şekilde bulabiliriz. Haberin olsun. Şimdi sırada fonksiyon türleri var ve ben videonun başında da söylediğim gibi bu da bizim 3. videomuzun konusu olacak sevgili arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. O videoda lütfen görüşelim. 3. dersi kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda, derste görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.